Ve artık yavaş yavaş günün dördüncü karşılaşmasına geçme vakti geldi. İlk günde bir kez daha uçağımız kalkıyor olacak. El Pozo bölgesinden Puerto Paraiso'ya doğru yol alıyoruz. El Pozo tarafındaki savaşı çok merak ediyorum. Şimdi buraya doğru iki takımı yine atladığını görmüştük. Evet. İlk Meramar haritasında pek istediğimiz gibi geçmemişti olaylar. Bu arada Frozen mu yaptı onu? Winchester geldi. Bir tane temiz atış geldi. İkincisinde gönder skoru. Çek artık bir intikam alalım. Burada bir problem yok. Leone Salon'u geldi güney tarafına doğru ama bizim kuzeyde takımlarımız var. Bunların buradan çıkması gerekiyor. Aynı 5 minutes later. Çok ters bir alan. Leones içi var, Leones dışı var ve %50-%50 şansınız mevcut. Tek avantajlı ekip benim gözümde Knights. BC için bir şey diyemiyorum. Madeon'un yanına gitmeleri lazım. Gidebilirler mi? Yine başladılar ya. Geliyor. Frozen üzerine hasar aldı. Carillo çok yakın pozisyona kadar geldi. Şimdi girecekler. Girecekler. Carillo burayı göstermek istedi. Kudur'u sol tarafta görüyor. Belki iki tane headshot çıkartabilirdi. O headshotlardan bir tanesi gelmedi. Body'ye doğru yöneliyor ve Carillo bu takasta 3 seviye kask ve iyiliğe sahip olacak. Dikkatli oynamamız lazım. Yan taraftan Revo basmaya çalışıyor ama bizim iki oyuncumuzun onların gelebileceği pozisyonlara cover'ı vardı. Carillo dikkatli almasından faydalandı. Kudur aldı. Frozen bombayı çekmişken onun da üzerine doğru gidecek. Bu pozisyonun için neredeyse çocuk oyuncağıydı ama Frozen o çocuğun elinden oyuncağını alıyor. Sırada Senatexa var. Acımayacağız. Belki Kudru kaldıramaz ama en azından bir deneme daha yapabilir şimdi burada. Senatexa'yı gördü. Yüksekliğini aldı. İlk mermileri attı ama takasta biz ne yazık ki istediğimizi çıkartamadık. Frozen bitirilecek. Carillo yerde. Senatexa arka pozisyona doğru çıkmaya çalışırken artık Nihat'ın gelmesi, artık Yekta'nın gelmesi lazım. Yekta sonunda yetişti. Lovazin uzaklardan buraya mı dahil oldu evet, galiba? Nihat. Aynen öyle. Yekta şovunu yapıyor. Bir puanı çekiyor. Sola doğru döndü. O mermileri de attı. Yekta. Hala şarjöründe 7 mermisi vardı ama şimdi bir yenilemeye ihtiyaç var. İki skor bizde. Lovazin'e Mafioso'yu alırken Alpha 7 burada Miramar'a gömüldü. Next Rüya futbolistle birlikte yoluna devam ediyor. Lovazin baktı ki kendi ekibine destek olamıyor. Hemen Next Rüya'ya destek oldu. Yani Next Rüya Gaming burada aslında çok dezavantajlı başlamıştı. Çünkü Frozen en önde düşürüldükten sonra ama sonradan arkadan gelen Lovazin desteğiyle birlikte durum çok iyi toparlandı. Burada bir şekilde püskürtülmüş, oyun dışına itilmiş bir Alpha 7 gördük. Bu arada Furious Gaming bir mücadele içerisinde Unicorns of Love'la bekliyor. Aa, Rokis! Rokis neden öyle bir şey? Neden? Nasıl? Arkası dönük koşuyordu ve çok rahat Papito. Neden öyle bir şey yaptı ben hiç anlamış değilim yani bu hataya düşmemesi gerekiyordu. Şimdi burada Lin de indirilecek ve Unicorns of Love bir anda paramparça oluyor adeta. Bir oyuncuyu kaybetmişler diğer yerde. Fresh'i de alıyorlar. Çok kolay skorlar gelecek FG için. Basit bir hata. Bir oyuncunun yaptığı hata savaşa mal oldu. Oyundan neredeyse erken eleniyorlardı. Tek bir oyuncu kaldılar. Yani GK First'ün elinden gelebilecek hiçbir şey yok. Evet. Supermassive Blaze burada hemen save'ini kaldıracak. Körce'ye Rapolo'ya doğru bir iki tane mermi attı ama yan taraftan koşan J7'a dikkat etmemiz lazım. J7'a dikkat etmemiz lazım. J'den geldi bomba. İki oyuncumuzu bir kaybettik. Supermassive Blaze burada erken eleniyor. 15. oluyorlar. Ve skorlarla veya skorla yetinmek zorunda kalacağız. Ben tam kaç puanla elendiklerini göremedim. Arada bir şeyler çıkarttılar mı çıkartmadılar mı emin değilim. Next Rüya yine 3 oyuncusunu kaybettiği için Nihat'la birlikte sıralamaya oynamak isteyecek. Boka en azından dışarıya doğru açılmış. Tek bir isim kaybetmiştik Lat. Onu böyle bir yerde arayacağız gibi. Rakibimiz birazcık kalabalık. Bir tık sanki aradaki o malzeme olacağız. Raum'u bulamadılar. Lovazin'i bulamadılar. Bir patlama var. Scream'in üzerinde Raum hayatta kalmayı başarıyor. Çok fazla smoke var. Şuna bak Anıl. Evet. Ya görüşü kestiriyorlar, rahat ettirmemeye çalışıyorlar. Bravo. Messenger burada girecekler. Burada girmeye çalışacaklar. Canlar birazcık sıkılmış gibi. Sol kaybı Lovazin hemen desteğe doğru gidiyorlardı. Uçarak gelen birisi var. Papa'ya bakar mısın? Aracıyla beraber uçlu ve drive-by için hemen ikinci koltuğa geçti. Tiger buraya doğru bakıyor ama en azından bir skor takasını biz gerçekleştiriyoruz. Lovazin bir oyuncu almış olsa bile sol kayı kaybedeceğiz. Raum zaten kötü bölgedeydi ve futbolist adına ne yazık ki bu hangar bir anda mezara dönüşüyor. Pestucci de şimdi bir rotasyon içerisinde orada hemen önündeki evi kafalayacaklar. Gayet iyi bir konum aldığını söyleyebiliriz onların da. Üst taraftaki takımlar onlara tabii tehlike yaratabilir. Kim o Black Dragon ve Ryze ekiplerini söyleyebiliriz. Şimdi iki set de alt taraftan geliyor olacak. Nihat zaten burada sıralamadan maksimumu çekmek istiyor. Çok etli stüdyoya karışmayacaktır. Bir Knights Pestucci mücadelesi izleyebiliriz. Hayır, hayır iki set girdi ve Nihat'ı bulmayı başardı. Acaba biz konuşmasaydık Nihat çeker miydi o sıralamaları? Çok uzattık konuşmayı. Nihat alır mı deyip bırakacaktık orada. Fazla bahsedince hemen gidip hallettiler.
Kalse C7 almış. Biz burada yan taraftan gelmiştik. Özellikle batı bölgesindeki savunmayı iyi gerçekleştirememiş gibi gözüküyorlar. Şimdi burada yine AT7 geliyor. Bu çukura doğru girdiler ama o çukurda genelde tek bir bombayla beraber çok net bölgeleri bulabiliyorsunuz. Efekt de bunun farkında. İçeriye doğru önce bir araç patlaması geldi. Milos düşürüldü. Sonrasında bombalarla beraber darlamaya çalışırlarken Kardiyan'dan çıkacak. Asta kenar bölgede gerinin üzerine doğru oynuyor. Groza şovunu yapar. 3 seviye kask yelek şovunu yapar ama arka tarafta Medbulls'u unutmamanız lazım. Nunes hayatta kalırken burada Agori'ye giden bir puan daha var. Monkey Efekte giden bir puan daha var. Agori takım arkadaşlarına göstermedi bile rakibini. Diğer tarafta Furious Gaming 9. olarak eleniyor. 6 skorları vardı. Medbulls 2 puan çıkartabildi sadece. Bir tanesi third party'den alınan bedava bir puandı. Ve bu alanda yüksekten oynayacaklar. Onu unutmayalım. BC ekibinin 2 skoru yeterli değil bence. Çok fazla sis kullandılar. Biraz daha efektif atılıp belki daha iyi şekilde değerlendirilebilirdi bu sisler. Yani zararı var mı? Zararı yok. Sylas bu arada J'yi düşürmeyi başardı. Bir grenade kill ile birlikte orta alt taraftaki mücadele de gerçekten çok daha farklı bir boyuttu. Çünkü Beşiktaş oyuncuları birazcık o tepenin hemen altında smoke'larla birlikte hayatta kalmaya çalışıyor. Aynı şekilde S2G 4 kişi gayet iyi bir konumda olduklarını söyleyebiliriz tabii ama alanı nereye vereceği gerçekten büyük bir soru işareti. Üst tarafta mı kalacağız, alt tarafta mı kalacağız? Şimdi burada Recent atladı aracına. Zesi galiba dışarıda birazcık daha can basmayı seçmişti. Son saniye yere doğru bir anda yattı. Ve güzel şekilde hayatta kalabildi. Chicho'dan bir bomba denemesi var. Zesi'yi bulacaktır diye düşünüyorum. Belki erken bir 8 basabilirse o hasar yeterli olmaz ama Recent'ın o kadar güzel şekilde konumunu tahmin etti ki yapabileceği hiçbir şey yoktu. Kaçabileceği hiçbir yer yoktu. Araç patlamasıyla beraber son mermiler atılmış oluyor bu sayede. Ve Beşiktaş bir oyuncuya kadar düştü. Medbulls için oynama vakti. Nunes oyalamaya çalışacak onları. Belki evden çıkarken 2 skor denerdi ama o da bu riski almıyor. Zesi'nin kaç AD var diye bakıyorum. Şu anda 4 AD kaldı. Bunu da bastıktan sonra yani zorlanacak. O skor denemeleri var Focus'inden. Agori alındı. Alta doğru koşuyorlar. 3 oyuncu kalmışlardı. Bir skor daha garantilediler. Ve S2G'ye çok iyi görüşleri olsa bile alan içinde değiller şu anda. Yani Medbulls burada ileri geçmeye çalışırken Black Dragon ekibine güzel karşı karşıya geldi. Şimdi güzel bombalar. İkilik Night mi? Ekibine karşı. Hayır. Gelmedi. Medbulls burada Agori'yi kaybetmiş. Efekt yan tarafta kalmış durumda şu anda. Romu kenar bölgede o pozisyonu kontrol etmeye çalışırken Golden ve Focus'in üstte kaldılar. Nunes'un acaba atladığından haberdarlar mı bilmiyorum ama efekt öncesinde görecekti yok, arka farklı taraftan. Hemen bir third party geliyor burada. Groza'sını konuşturması lazım. İki kişi kalmışken bir şeyler daha ekleyebilmesi lazım. Zesi'ni yazık ki kaybettik. O 5. olarak buradan en azından sıralama puanlarından bir şeyler çıkartmayı başardı. Monkey düşüyor ve Medbulls adına bu oyun yavaş yavaş kapanıyor gibi. Efekti görecekler. Romu üzerine doğru gitti. İlk headshot'ı oturttu. İkincisi body gelecek ve son mermide çıkarken burada artık Knights'ın bir şekilde olaya dahil olması lazım demiştik. Onlar Kufs'la beraber sıkışmış durumdalar. BD atladığı saniye çok iyi avantajımız var Sencer. Evet ama burada çok büyük bir avantaja sahibiz. 4 kişi yaşayan ekip bir tek biziz. Burada alan avantajımız da söz konusu şimdi. Black Dragons oyuncuları, Knight oyuncuları üzerinde hasar veriyor. Tam istediğimiz senaryo bu. Kaysa aldı, Golden'ı aldı. Bir oyuncuyu düşürdük. Chicho zaten yerdeydi. Kufs'un üzerine doğru galiba basmak istemeyeceğiz henüz ama Sylas birazcık fazla agresif gibi. Rip 7 bombayı gönderdi. %50 cana kadar indiriyor burada. Yan taraftaki konumu kapatmayı başarmışız. Üst bölgeyi Kaysa ile Timber'a bırakmışız. Galibiyet şimdi burada geliyor, güzel bir ekran izliyor olacağız. Timber'a birazcık dikkatinizi... Timber'a birazcık dikkatinizi çekmek istiyorum. Romu gen bölgede kafasını gösterdi. Rip 7. Tekrar burayı bulmaya çalışıyor tabii ki. Focus'inden çok iyi pick bu arada. Onu ben bir belirtmek istiyorum. Çok evet. İyi pick kesinlikle sağ tarafa göstermiyor. Kaysa'yı göstermiyor. Kurps'u da aldık. Rip 7'dan bir puan daha geldi bu sayede. Çok iyi Molotov. İki oyuncu birden yanmaya devam etti. Golden sıkışmış durumda. Focus'in kenara kadar uzaklaşabildi. Romu kenara kadar uzaklaşabildi. Rip 7'nin mermileri Romu'yu bulacak. S2G burada. PUBG Mobile Global Championship'te ilk galibiyete gidiyor gibi gözüküyor. Hafta içi karşılaşmalarında iyi bir açılış yapmış olacağız ama Golden bizi birazcık yüzebilir mi? AK'ye doğru tekrar geçti. Bir alan hasar var. Timber kenardan bakmaya devam etti yok, burada. Yok, Timber'ı bulacak. Son bir mermi gelsin. Galibiyet gelsin. Geldi. Geldi. Çok iyi bir oyun. 3 oyuncu nokta koyuldu. Biz farklı ekipleri konuşmuştuk. S2G bir anda olaya parmağını attı.